Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğru, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Efendim doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Efendim Alanya Belediye Meclisi'nde hem 2021 bütçesinin 509 milyon olarak oy birliğiyle kabul edilmesi hem de yatırımlar ve Mahmuz'un geleceği konuşuldu. Mecliste ayrıca maske konusunda duyarlılığın artması konusunda girişimlerde bulunulması istendi. Adem Murat Yücel başkanlığında yapılan belediye meclisinde 2021 bütçesi 509 milyon lira olarak kabul edildi. Toplantıda yatırım bütçesinin 169 milyon lira olduğunu söyleyen Erkan Demirci, buna göre bütçenin %33'ü yatırım için kullanılacak. Belediye 2021'de hangi projelere başlayacak diye sordu. Yücel de şu anda belediye binamız hızlı şekilde devam ediyor. Kent meydanıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kültür merkezini bir sonraki yıla aktaracağız dedi. Yani hangi projelerimize başlayabileceğiz, hangilerini bitirebileceğiz, devam etmekte olan bir hem Alanya kamuoyuna hem meclis üyesi olarak bizlere bir bilgi verme şansınız var mı? Kültür merkezimizi bir sonraki yıla aktaracağız. Meydan ve yani gelecek dönemdeki birinci dereceli meydan. Meydan, Cuma Pazarı projesi evet, ve belediye arasında bitirilmesi. Şu andaki meclis belediye sarayında devam edecek. İYİ Parti sözcüsü Fikret Arık da bu yıl pandemi nedeniyle sıkıntılar var. 120 milyon civarında bir performans hedefi hedeflenebilir. 169 milyon rakamını fazla buluyoruz. Ancak sosyal yardımların artmasına destek veriyoruz önerisinde bulundu. Şeyimize, sosyal işlerle ilgili bütçemiz %15 arttı. Ben görüyorum ki ekonomik meselelerde hala Türkiye'de Alanya'mızda sıkıntı var. O bütçenin daha çok artması noktasında sosyal belediyecilik olarak sizleri o bütçeyi daha fazla arttırmanızı veya oraya transfer yapma konusunda daha bonkör olmanızı arzu ederiz. Mecliste Prestij Caddesi'ndeki bisiklet yolunun araçlar tarafından kullanılmasını da eleştiren Arık, yeni bir çözüm bulunmasını istedi. Fakat orada şimdi her gün gelip geçiyoruz. Yani o bisiklet yolunda araçlar var. Sürekli orada ciddi hatta kazaya da sebep olan konular oldu. Bizim araç da kaza yaptı, motoru kaybetti vesaire. Şimdi orada bisiklet yolları yapmak doğru bir yaklaşım. Fakat orada en azından korkularla veya o bisiklet yollarına araçların girişini engelleyecek yeni bir düzenleme yapılması lazım. Yani o projenin geliştirilmesi lazım. Bu kaldırılma anlamına bir şey söylemiyorum. Yani oraya araç park edilsin, bisiklet yolu kaldırılsın demiyorum ama en azından kotonun vesairesinin değişmesi lazım. Alanya'ya gelen turistlerin maske kullanımına ilçedeki vatandaşlar kadar dikkat etmediğini belirten Kiriş ise, Alanya'ya gelen misafirlerimiz maske konusuna bizim kadar dikkat etmiyor, baskı oluşturulabilir önerisinde bulundu. Bununla ilgili hem otellerin resepsiyonlarına hem de bizim billboardlarımızda hem İngilizce hem Almanca hem Rusça, bunlarla ilgili Arapça uyarı yazılarını biraz arttırarak Alanya'daki bu pandemi sürecini biraz daha iyi yönetme yetkisi taraftarıyım. Cumhuriyet Halk Partili Yılmaz Bağışlarsa, Din Barajı'ndan dolayı kum, çakıl aşağı inemiyor. Mahmuz projesini T olarak sabitlememek lazım. Sonrasında geç kalmamış olalım diye konuştu. Din çayının ağzına yapılacak olan Mahmuz'da bir bütüncül şekilde planlanması. Çünkü bizim bu bölgedeki en büyük sıkıntımız Din Barajı'na yapılan, Din Barajı'ndan dolayı yeterli kum, çakıl, sedimentin aşağı inememesi. Bunun bütüncül planlanmasını tavsiye ediyorum. Burada T olarak hani sabitlenmek lazım. Evet. Planlı çalışma yapalım. Çünkü bazen süre geçiyor, çalışma hazırlanmış oluyor. Onu değiştirmek de bayağı bir süre alıyor. Yücel'de Devlet Su İşleri'nin o bölgeyle ilgili projesi vardı. Yamaç paraşütü ile ilgili iki proje yürütüyoruz. Şehrimize renk kattı ifadelerini kullandı. DSE'nin o bölgeyle ilgili bir projesi var. Dinçay'la ilgili. Onu da DSE'nin en kısa zamanda yapacağına inanıyoruz. Mecliste Nazmi Zavlak da kuş yuvası yolu Kaplanhanı bölgesinde ölümlü kazalar yaşandığını dile getirerek önlem alınmasını istedi. Efendim,
Alanya Belediye Meclisi'nin önemli kararlarından bir tanesi de Alanya Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm için kurulan bir şirket iştiraki söz konusuydu. Bu tabii ki gündeme gelmişti. Bu kararla ilgili mecliste çok önemli bir gelişme yaşandı. Alanya Belediye Meclisi'nde konuşulan husus şuydu. Bu şirkete mecliste temsilcisi bulunan tüm siyasi partilerden temsilciler yönetici olarak şirkette söz sahibi olacaklar. Milliyetçi Hareket Partisi'nden 2 kişi, İyi Parti'den 1 kişi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 1 kişi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden 1 kişi olmak üzere toplamda 7 kişilik bir şirket yönetimi olacak ve şirket yönetiminde söz sahibi olan 2 kişi ise belediye tarafından görevlendirilecek. Bu karar da Alanya Belediye Meclisi'nden bugün oy birliğiyle geçmiş bulunmakta. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım istedik. Efendim, Alanya Belediyesi aylık olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen meclise Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel başkanlık etti. Mecliste konuşan Başkan Yücel, Tarihi Kentler Birliği tarafından Alanya Belediyesi'ne verilen ödüller nedeniyle tarihi mirasların korunmasına verdikleri destek için meclis üyelerine teşekkür etti. Meclis toplantısına Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile İyi Parti İlçe Başkanı Alper Arıkan da katıldılar. Meclise Milliyetçi Hareket Partisi grubundan Kerim Aydoğan, Adem Er, AK Parti grubundan Paulina Müftüoğlu, İyi Parti grubundan Halit Öztürk mazeretli olarak katılmadı. Hastanelerimize tedavisi devam eden tüm hastalarımıza acil şifalar, hak vaki olanlara da rahmet ve merhamet diliyoruz. Mekanlar. Mecliste konuşan Cumhuriyet Halk Partisi grup sözcüsü Erkan Demirci, 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayacağız diye başladığı konuşmasında COVID-19 tedavisi nedeniyle Eylül ayı meclisine katılamayan Adem Murat Yücel'e geçmiş olsun dileğinde bulundu. Demirci, Azerbaycan'a yönelik saldırıya tepki gösterip Kızılay'a sahip çıkılması gerektiğini ifade etti. İşçi, iş yeri sahibi ve benzeri tüm esnaf camiasının birbirine destek vermesini, zorda olmayana, zorda olana yardımcı olmasını ve karşılıklı anlayış içerisinde sürecin götürülmesini diliyoruz. İyi Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlaksa, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik edip, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığın önemine dikkat çekti. Hükümetin Azerbaycan'a verdiği desteğe teşekkür etti. Milli hassasiyetleri konularda kendilerini eleştirmek zorunda kalsak da, Azerbaycan konusunda iki devlet, tek millet cümlesinin hakkını verir. AK Parti Grup Sözcüsü Mehmet Ali Kiriş de Mart ayından bu yana bilim kurgu filmlerinde izleyeceğimiz türden bir süreç yaşadık. Hayatımız değişti. Korkmadan, tedbirleri alarak bu hastalığı yenebiliriz ifadelerini kullandı. Temizlik, maske ve mesafe hem bugüne kadar yapılan emekleri zayi etmeyecek, hem de ilk başta kendimizin, sonra ailemizin ve toplumun sağlığını temin edecek. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Sözcüsü Mustafa Tuna, Karabağ Azerbaycan'ın olacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum dedi. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Bütün koronavirüs hastalığını geçiren hastalara da aynı şekilde geçmiş olsun diliyorum. Başkan Yücel ise koronavirüs bölgemizin ve ülkemizin değil, dünyanın bir sorunu. Dünya geneline bakınca ülke olarak pandemiyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Ben de bu süreci yaşayan biri olarak bu zorlu süreci hatırlamak bile istemiyorum diye konuştu. Ve bunu da hepimizin içinde var olan savaşı verdiğimiz pandemi. Ülke olarak pandemiyi çok iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Dünya standartına bakıldığı zaman. Ve bu süreç, inanın ben bir yaşayan arkadaşımız olarak bu zorlu süreci hatırlamak bile istemiyorum. Öpmeyenler o yüzüyle kabul olmuştur. Efendim, Alanya Posta Medya'nın eksperlerin gayrimenkulleri değerlerinin altında göstermesiyle iş dünyasını çıkmaza sürüklediğini gündeme getirmesinin ardından Alsiyat Başkanı Tabaklar'dan açıklama geldi. Tabaklar, ekspertiz firmalarının ve bankaların danışıklı dövüşü sonucu bu durumun ortaya çıktığını belirtti.
Alanya Posta Medya'nın gündeme getirdiği eksper sorununa iş dünyasının temsilcilerinden de açıklama geldi. Tecrübesiz eksperlerin gayrimenkulleri düşük değerlendirmesiyle zorluk yaşayan iş insanlarının sorunlarını yansıtan haberde 8 milyon euroluk arsaya 4 milyon TL'ye bedel biçildiği belirtilmişti. İş insanı Alanya Posta Medya'ya 10 yıl önce 4,5 milyon euro değer biçilen, şimdi en az 8 milyon euro olan arazimizin değerini 4 milyon TL olarak tespit etmesi akla mantığa uymuyor ifadeleriyle yaşadığı durumu anlatmıştı. Alanya Sanayici İş İnsanları Derneği Başkanı Akın Tabaklar da yaşanan durumun uzun yıllardır sürdüğünü belirterek, eksperlerin ve bankaların anlaşması sonucu bu durumun ortaya çıktığını belirtti. Tabaklar, sadece eksperin acemi olmasından kaynaklanan bir durum değil, tamamen bankalarla eksper firmalarının kendi aralarındaki bir takım uzlaşmalardan kaynaklanıyor. Yani bu tamamen bilinçli olarak %50 gibi değerlerin yarısı ekspertiz fiyatlandırılıyor. Eksperin kendisi belki bunu fiyatlandırmıyor ama bağlı olduğu şirket, bunu bankaların lehine oluşturuyorlar. Eksper firmaları profesyonel çalışan firmalar, özellikle kamu bankalarıyla şu anda düşük çıkarttırıyorlar dedi. Tabaklar, kamu bankalarının KGF destekli işletme kredilerini verme süreci sırasında özel bankalar kendilerini bu sürecin dışında tuttular. Bunun sonucunda iş dünyasının büyük bir kısmı ve küçük esnaf finansmana ulaşmada sıkıntılar yaşadılar. Kredi kullanabilecek teminatı olan firma ve işletmelerin gerekli kaynağa ulaşmada ekspertiz raporları konusunda önlerine set çekildi. Şöyle ki 8 aydır pandemi süreci içindeki firmalar bankalara yaptıkları kredi teminatlarında gayrimenkul ekspertiz değerlerinin yaklaşık %50'ye varan oranlarda düşük tutulduğuna şahit oldular. 1000 TL'lik malınız 500 TL'ye değer raporlandı. İş dünyası, işverenler teminatlarının değersizleştirilerek kredibilitelerinin yarıya düştüğünü gördüler. Piyasada satılan konut fiyatlarının değerlerine göre aynı özelliklere sahip konut ve iş yeri gibi gayrimenkullerinin yarı fiyatına ipotek edilmesi gerçekten düşündürücü. Herkesin emeği, alın teri, teminatlarının düzmece raporlarla değersiz hale getirilmesinin önüne geçilmesi ve pandemi sürecinde sıkıntılı olan firma ve işletmelerin bu konuda rahatlatılması gerekmektedir dedi. Efendim, yeni tip koronavirüs tanısıyla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin klinik seyrinin kritik fakat stabil olarak devam ettiği belirtildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Böceğin durumuyla ilgili bugün yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir gelişme yaşanmamış olup, klinik seyri kritik fakat stabil olarak devam etmektedir ifadeleri kullanıldı. Cumhuriyet Halk Partili Böcek, 17 Ağustos tarihinde sosyal medya hesabından COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu. Özel hastanede takibi yapılan Başkan Böcek, durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilmişti. Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Böcek'e 8 gün önce daha iyi nefes alabilmesi için nefes borusuna delik açılması uygulanmıştı. Efendim, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan'a destek vermek amacıyla başlattığı bayrak kampanyasına devam ediyor. Başkan Şahin ve ALSO yönetim kurulu üyeleri bugün de Konaklı ve Payallar hallerini ziyaret ederek hal esnafına ve Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıttı. Bilindiği üzere Başkan Şahin, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne yönelik Ermenistan işgalinin ardından oda hizmet binasına dev Türk ve Azerbaycan bayrağı astırmış, ardından da bayrak kampanyası başlatarak Demirtaş esnafına ve Alanya sanayi esnafına Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtmıştı. Başkan Şahin devam eden bayrak kampanyasıyla ilgili olarak tek millet iki devlet sloganıyla kardeş Azerbaycan halkının yanındayız dedi.
Bu amaçla dün Demirtaş Mahalle ve Hal esnaflarıyla Alanya Sanayi Sitesi esnaflarına Türk ve Azerbaycan bayrakları dağıtan Başkan Şahin ve yönetim kurulu üyeleri bugün de Konaklı ve Payallar hallerini ziyaret ederek iki kardeş ülkenin bayraklarını dağıtmaya devam etti. Başkan Şahin yarın da Alanya Hal esnafını ziyaret ederek Türk ve Azerbaycan bayrağı dağıtacak. Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıyı iş insanları olarak kınadıklarını belirten Başkan Şahin, farkındalık oluşturmak üzere bayrak kampanyası düzenlediklerini ifade etti. Şahin, "Kardeş Azerbaycan'ı her zaman destekledik, desteklemeye de devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan halkına destek vermek, onlara manevi olarak da yanlarında olduğumuzu hissettirmek için bayrak kampanyası başlattık. Sonuna kadar Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne karşı yaptığı haksız saldırıları iş insanları olarak da şiddetle kınıyoruz," diye konuştu. Alanya'da Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Alanya Belediyesi yağmur sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kapsamlı bir hazırlık çalışması yaptı. İlçe genelinde 2000 yağmur suyu gideri tek tek temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi koordinesindeki çalışmada Alanya Belediyesi Fen İşleri ve Temizlik İşleri ile Alanya Asat ekipleri ilçe genelindeki yağmur suyu giderleri, şarampolleri ve kanalları tek tek kontrol ederek temizlik çalışması yapıyor. Bu çalışmalarda kanal temizleme aracı, kanal görüntüleme aracı, süpürge araçları ve tankerlerin yanı sıra her üç kurumun personeli görev yapıyor. Bu hafta başlayan ve bir ay sürecek çalışmalardan sonra Alanya Merkez, Kargıcak, Mahmutlar, Tosmur, Oba, Konaklı, Payallar, Avsallar, Pazar Yerleri, Sanayi Çarşısı, Bulvar ve Caddeler başta olmak üzere iş yeri ve konutların yoğun olduğu bölgeler tek tek elden geçirilecek. Gece ve gündüz aralıksız devam eden çalışmalar sonunda 2000 yağmur suyu gideri ve mazgal temizlenecek. Üç kurumun işbirliğiyle başlatılan çalışmalar bundan sonra da aralıklarla devam edecek. Çalışmalarla Alanya'nın olası bir su baskınına maruz kalmasını önlemek ve oluşan zararları en aza indirmek amaçlanıyor. Yoğun bir tempoyla tamamlanan çalışmalar sonrası Alanya yağmur sezonunu daha hazır bir şekilde karşılamış olacak. Efem Antalya Büyükşehir Belediyesi, itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuruları başladı. Antalya merkezde ve ilçelerinde gece gündüz hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, itfaiyecilik bölümünden mezun olan itfaiye erlerini bünyesine alarak gücüne güç katıyor. İtfaiye eri alımı için ilk olarak www.antalya.bel.tr adresindeki ön formu dolduran adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığındaki başvuru işlemlerine müracaat edebiliyor. Başvurular 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine katılmak isteyen adaylar için 2018 yılı kamu personel seçme sınavından en az 55 puan alması şartı aranırken, ayrıca adayların itfaiyecilik ve yangın güvenliği veya sivil savunma ve İtfaiyecilik ön lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların C sınıfı sürücü belgesine sahip olması da şartlar arasında. Yoğun bir katılımın olduğu başvuru işlemlerinde adaylar ateşleri ölçülerek ve HES kodu alınarak işlemlere alındı. İtfaiye eri olmak için başvuran adayların önce boy ve kilo tespitleri yapıldı. Daha sonra da müracaat işlemleri gerçekleşti. Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra adaylar 15-23 Ekim tarihlerinde mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi deforme olan kırsal mahalle yollarında vatandaşların konforlu ulaşımı için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Alanya ilçesine bağlı Demirtaş, Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri yolunda asfalt çalışması yapılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ASAT Genel Müdürlüğü'nün altyapı çalışmaları sonrası bozulan Demirtaş ve Büyükpınar mahalleleri yolunda stabilize ve asfalt hazırlık çalışmalarını tamamladı. Asfalt ekipleri ise hız kesmeden saati kaplama asfalt çalışmalarına başladı. Ayrıca ekipler Büyükpınar ve Yeşilöz mahalleleri grup yolunda da bozuk olan bölgeleri asfaltla kaplıyor. Toplamda 5 kilometre uzunluğundaki asfalt çalışması ulaşımı rahatlatacak. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin, göreve başlamasının ardından kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik iadeyi ziyaretlerini sürdürüyor. Keskin, bu çerçevede MÜSİAD Alanya Şubesi'ni ziyaret etti. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Alanya, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Keskin'i ağırladı. Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Ardahan'dan Alanya'ya ataması yapılan ve yaklaşık 3 aydır Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı görevini ifade eden Koray Keskin, makamında kendisini ziyaret ederek başarı dileğinde bulunan kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşları temsilcilerine iadeyi ziyarete başladı. Keskin, MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ve yönetimini ziyaret ederek iyi dilek ve temennileri için teşekkür etti. MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Mustafa Durusoy ise ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Azerbaycan'a yönelik saldırgan tutumunu ve Azerbaycan topraklarının işgalini yıllardır sürdüren Ermenistan'a yeniden sivillere yönelik saldırılara başlamasına tepkiler sürüyor. Bu tepkilerden biri de dün akşam Alanya'da İHH tarafından yapıldı. Ermenistan'ın saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli tepkiyi ortaya koymayan uluslararası toplum, çifte standardını bir kez daha gösteriyor diye bu ülkeye olan tepki Alanya'da da gösterildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı Alanya temsilciliği dün akşam Ermenistan'ı protesto eden bir eylem yaptı. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri adına açıklama yapan Adnan Yavuz, yaklaşık 30 yıldır ihmalkar tutumunu sürdüren Minsk üçlüsü de çözüm odaklı davranmaktan maalesef çok uzakta kaldı. Azerbaycan-Ermenistan çatışmasının kökeni bir asır öncesine dayanıyor. Sovyetler Birliği Dağlık Karabağ'da bir Ermeni özerk bölgesi oluşturma kararı verdi ve farklı bölgelerden çok sayıda Ermeniyi buraya yerleştirdi. Azerbaycan'a ait Dağlık Karabağ toprakları Ermenistan güçleri tarafından hukuksuz bir şekilde işgal edildi diye konuştu. Manavgat'ta birçok suça karışan 45 adet suç kaydı ve aranma kaydı bulunan şüpheli Alanya'da yakalandı. Manavgat'ta meydana gelen silahla kasten yaralama, resmi belgede sahtecilik ve gasp olaylarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar devam ederken, olayların firari şüphelisi 45 adet suç kaydı ve aranma kaydı bulunan şüpheli Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Yakalanan şüpheli Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden işlemleri yapılmak üzere Manavgat ilçesine getirildi. Şahıs yapılan görüşmelerde silahla kasten yaralama olayında kullandığı tabancayı polis ekiplerine teslim etti. Şüpheli sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Aytemiz Alanya Spor'un lig maçlarını oynadığı Bahçeşehir Okulları Stadı'nın zemini yaklaşan kış için bakıma alındı. Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü'nce yapılan bakım işleri çerçevesinde zemin önce havalandırıldı, ardından yaklaşan kış için kışlık çim ekimi gerçekleştirildi. Alanya Spor sonraki iç saha maçını 25 Ekim Pazar günü Fatih Karagümrük Spor'la yapacak. Also Başkanı Mehmet Şahin ve Yönetim Kurulu, Süper Lig lideri Alanya Spor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek Alanya Spor'un başarısından dolayı tebrik etti. Şahin, ziyarette başlattığı bayrak kampanyası nedeniyle Başkan Çavuşoğlu'na Türk ve Azerbaycan bayrakları hediye etti. Şahin, ziyarette ayrıca Alanya Spor'un gelirinin %20'si Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olan kamuflajlı formalarından alacaklarını da söyledi.
Misikom 3. Lig ekibi Alanya Kestelspor'un yönetim kurulu üyeleri, gelirinin %20'si Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak olan Alanya Spor'un kamuflaj formalarından satın aldı. Hemen hemen her kesimden gelen kamuflaj forma kampanyasını forma satın alarak destekleyen Kestelspor'dan konuyla alakalı yapılan açıklamada şöyle denildi. Camiamız olarak gururumuz Alanya Spor'umuzun bu sezon yaptırdığı ve forma satışlarından Mehmetçik Vakfımıza pay vereceği kamuflaj formalardan yönetim kurulumuz olarak bizler de alarak hem gururumuz Alanya Spor'umuza hem de Mehmetçik Vakfımıza destek olmak istedik. Bu organizasyonu düzenleyen Alanya Spor taraftar gruplarımıza da teşekkür ederiz. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederim.